Merhaba bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz berenin yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı çok kolay. Tepe kısmından örmeye başlıyoruz. istediğimiz boyuta gelene kadar arttırmalarımızı yapıyoruz. Daha sonrasında da iki sıra kadar eksiltme yapıyoruz. En sonunda sık iğne örerek şapkamızı tamamlamış oluyoruz. Bakın bu şekilde gayet güzel. istediğiniz ölçülerde hazırlayabileceğiniz basit bir bere olduğunu düşünüyorum. Şöyle ipimden de bahsetmek istiyorum. İpim ihraç fazlası iplerden toplam olarak bir yumak kadar ip kullandım. Bakın şu şekilde etiketinden de hemen bahsedeyim. Tahmini yazıyorlar buraya ihraç fazlası olduğu için. Şu şekilde göstereyim. Bu berede kalın ip tercih etmenizi öneririm. İnce ip ya da orta kalınlıkta bir ip kullanacaksanız daha ölçülerde farklılık gösterebilir benim ördüğüm bereye göre, ölçülere göre bakın mesela hemen hemen aynı ölçülerde örmeme rağmen farklılıkları görebilirsiniz. Bu berede kullandığım ip şöyle orta kalınlıkta bir ipti. Ben de daha kalın olsun ve kalın tığla hızlı hızlı örüp bitirebileceğimiz bir proje olsun istediğim için iki kat örmüştüm bu bereyi ve bakın bu şekilde daha sıkı, daha kalıp gibi oldu bu şekilde söyleyeyim ip kalın olduğu için bunda da ipim kalın ama bunda dört buçuk numarası kullandım bakın daha farklı oldu dokusu gerçekten güzel kullanışlı bir beri olduğunu düşünüyorum beni hala instagramdan takip etmiyorsanız aşağıya instagram adresimi bırakıyor olacağım tıklayarak takip edebilirsiniz şimdi şapkanın yapılışına geçelim İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum bu şekilde kalın bir ip tercih ettim İpim ihraç fazlası iplerden ip markasına takılmayın istediğiniz kalın iplerle örebilirsiniz. Marka hiç fark etmez. Şöyle göstereyim. Hemen hemen orta kalınlıktan bir tık kalın bir ip kullanacağım. İpime uygun olarak da 4.5 numaralı tığımı kullanıyorum. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şöyle ipimi parmağıma doladıktan sonra ipimi iki parmağıma daha doluyorum. Aradan tığımı yerleştiriyorum ve bu şekilde ipimi çekerek 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde. Üç tane zincirimizi çektikten sonra tığımın üstüne ipimi doladım. Sihirli halkın içerisine batıyorum, ipimi çektim. İkisini bir, ikisini bir çıkarak ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımın üstüne ipimi doladım. Sihirli halkın içerisine batıyorum, ipimi çekiyorum. Burada ikisini bir, ikisini bir çıkarak ikili trabzan yapıyorum ve tekrardan aynı işlemi tekrar ediyoruz. Burada başta yapmış olduğumuz 3 tane zinciri de bir trabzan olarak sayıyoruz. Yani toplamda 12 adet ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Sihirli halkanın içerisine. Evet toplam olarak 12 adet ikili trabzanımızı yaptıktan sonra bu kısa kalan ipimizi şu şekilde çekiştiriyoruz ve ortayı kapatmış olduk. Şimdi ilk yaptığımız zincirin tepesine batacağız bakın. Şu şekilde zincirin tepe noktasına battık. İlerlerken bu kısa kalan ipimizi arkadan yürüteceğiz. Battığımız ipi bu tığdaki ipten çıkartarak kaydırma yapıyoruz bu şekilde. İlk sıramızı örmüş olduk. Şimdi ikinci sıramızda 1 2 3 tane zincir çektik. Bir üst sıraya çıktık. Tığım üst ipimi doladım. Zincir çektiğimiz noktanın hemen dibine batıyorum. Burada her gördüğüm ikili trabzanın tepesine çift batarak 12 tane olan İkili trabzanımızı 24'e çıkarmış olacağız. Şimdi hemen yan tarafına geçiyorum. Bakın kısa kalan ipi yürütüyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanım. Yine başta çekmiş olduğumuz zinciri bir trabzan olarak sayıyoruz. Yani bu şekilde baktığımızda 4 tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Hemen yandaki ikili trabzan tepesine batıyorum. Burada 1. Aynı noktaya tekrardan battım. İkinci ikili trabzanımı yapmış oldum. Şimdi dediğim gibi her ikili trabzanın tepesine çift batıyoruz. Sıra sonuna gelene kadar bakın hemen yanına geçiyorum. Hep aynı işlemi tekrar ediyoruz. Aynı noktaya tekrar battım. İki tane ikili trabzan yaptım. Tığımız ipimi doluyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesine bir. Aynı noktaya tekrar batıyorum iki. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldik. Yine yapmış olduğumuz 3 tane zincirin tepe noktasına batarak sıramızı kapatıyoruz. Bakın bu şekilde battım. Battığım ipi direkt tığdaki ipten çıkartarak kaydırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sıraya çıktım. Şimdi bu sırada bir tane tek bir tane çift yapacağız. Yani bu yine 3 tane zincirimizi bir trabzan olarak sayıyoruz. Hemen dibine değil bakın yandaki ikili trabzan tepesine çift batıyoruz bu şekilde olacak bakın bir tane tek bir tane çift şeklinde ilerleyeceğiz şimdi sıradaki ikili trabzanın tepesine bir tane tek battım tığım üst doladım yandaki ikili trabzanın tepesine çift batıyorum ikili trabzan yaptım bakın bu şekilde aynı yuvaya iki kere batarak çift batmış olduk şimdi yandaki ikili trabzanın tepesine tek batıyorum Hemen yandakine de çift batarak arttırmamızı yapmış oluyoruz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Bir tane tek bir tane çift bir tane tek bir tane çift şeklinde sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonuna geldiğimizde bakın burada bir tane tek bir tane çift çiftle bitirmemiz gerekiyor. Çiftle bittiyse eğer sıralarınızda şaşırma yapmamış olursunuz sayılarınızda. Buna dikkat edelim. Şimdi yine 3 tane zincir çekmiştik başta. Yine ilkine batıyorum tepe noktasına. Daha sonrasında ipimi kaydırıyorum ve sıramı kapatmış oldum. Şimdi tekrardan 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir üst sıraya çıktım. Burada yine bir trabzon olarak sayıyorum. Yani şimdi iki tane tek, bir tane çift yapacağım. Bir tane tekim örmüş oldum. Yandaki ikili trabzanın tepesine de bir tane tek batıyorum üstümü doluyorum, yandaki ikili trabzanın tepesine de çift batıyorum. Şimdi bu şekilde arttırmalarımı devam edeceğim. Yanına geçtim tek, yanına geçtim tek batıyorum. Yanına geçiyoruz, çift batıyoruz. Bu şekilde arttırmamızı yapıyoruz. Yanına geçiyorum, tek batıyorum. Yanına geçtim, tek batıyorum. Ve yanına geçiyorum, tepe noktasına çift batarak arttırmamızı yapmış olduk. Yani dediğim gibi bu sırada iki tane tek bir tane çift yapacağız. Evet yine sıra sonuna kadar geldim. Bakın yine çiftle bitirmiş olduk. Buna dikkat ediyoruz dediğim gibi. Şimdi yine ilk yaptığımız zincirin tepe noktasına batıyorum. İpimi alıyorum. Aldığım ipi kaydırarak sıramı kapatmış oldum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektik. Yine bir üst sıraya çıktık. Tığımız ipimi doluyorum. Yandaki ikide trabzan tepesine battım. Hemen bir tek, iki tek yanına geçtim. Üç tek yanına geçiyoruz. Çift batıyoruz. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar geleceğiz. Yani ne yapmış olduk? 3 tane tek, bir tane çift. 3 tane tek, bir tane çift şeklinde bu sırayı tamamlayacağız. 2 tek, 3 tane tek ördük. Yandaki ikili trabzanın tepesine de çift batarak sıramızı tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar geldik. Yine bakın şu şekilde tekrar göstereyim. 3 tane tek, bir tane çift yaparak sıra sonuna kadar gelmiş oldum. Yine başta çekmiş olduğumuz zincirin tepe noktasına battık. İpimi çekiyorum ve kapatıyorum sıramı. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi bu sırada da 4 tane tek, bir tane çift yapacağız. Yine birinci tekimiz yanına geçiyorum ikinci tekimi örüyorum yana geçtim üçüncü tekimi ördüm yandaki ikili trabzan tepesine battım ve dördüncü tekimi örerek en sonda da bu şekilde çift batarak tamamlamış olacağız yani bu sırada bir tane tek ikinci tekimiz üçüncü tekimiz dört tekimiz ve en sonda da beşinciye çift batıyoruz bu şekilde olacak. Şimdi sıra sonuna kadar 4 tane tek, 1 tane çift şeklinde gelelim. Şimdi bundan sonra hep bu şekilde arttırmalarımızı yapacağız. İşte 4 tane tek, 1 tane çift. Daha sonrasında 5 tane tek, 1 tane çift. Daha sonrasında 6 tane tek, 1 tane çift. En sonunda da 7 tane tek, 1 tane çift yaparak şapkamızın tepe kısmını tamamlamış olacağız. Bu sıralarımızı da örelim. En son 7 tane tek, bir tane çift olacak şekilde sıralarımı örüp tamamlayacağım. Hep aynı şekilde ilerlediği için bu sıraları göstermiyorum. Zaten yeteri kadar gösterdim. Anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi sıralarımızı tamamlayalım. Evet gösterdiğim şekilde arttırmalarımı yaparak tamamladım. En son ben 7 tane tek bir tane çift yapacağım demiştim ama 7 tane tek bir tane çift sırasını ördüğümde çok büyük geldi tepe kısmı benim için. O yüzden ipime göre ayarlamak zorunda kaldım. Yani altı tane tek bir tane çift şeklinde ilerledim. Eğer sizin ipiniz daha kalın ya da daha ince ise benim kullandığım ipten farklılık gösterecektir. Bu tepe kısmı başımızı saracak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Yani bu sıra sizin için yeterli gelmediyse bir sıra daha örebilirsiniz ya da iki sıra daha örebilirsiniz. Yani arttırma şeklini anladıktan sonra istediğiniz boyutta örüp ya da daha küçükte örebilirsiniz çocuklarınız için. Ben kendime ördüğüm için kendi baş çevremin yani tepe kısmına yetecek kadar ördüm. Şimdi fikir olması açısından santim ölçüsünden de bahsedeceğim. Şöyle baktığımızda 26 santim uzunluğunda bir tepe bölümü örmüş oldum. Şimdi eksiltmelere geçiş yapacağım. Eksiltmelerin de mantığı şu şekilde olacak. İki sıra kadar eksiltme yapmayı düşünüyorum. Şu şekilde ayarlamamız gerekiyor. En son kaç tane tek ördüyseniz yine o şekilde örüp eksiltmeyi yapacaksınız. Yani ben en son 6 tane tek bir tane çift ördüm. 7. çift battım. Şimdi eksiltme sıramda yine altı tane tek, bir tane eksiltme yapacağım. Eğer siz yedi tane tek, bir tane çift şeklinde geldiyseniz bu sıraya kadar siz de yedi tane tek örüp bir tane eksiltme yapacaksınız. Mantığı bu şekilde. En son kaçıncı sıraya kadar geldiyseniz o şekilde eksiltmeleri yapacaksınız. Yine bağlantı noktamızı yaptıktan sonra 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Yine bu birinci bir tane trabzan olarak sayılıyor. Şimdi toplamda ben 6 tane tek öreceğim. Evet altı tane tekimi sıralı bir şekilde ördükten sonra şimdi eksiltmemi yapacağım. Bakın eksiltmeyi şu şekilde yapıyorum. Hemen yandaki ikili tırabzanın tepesine battım. İkisini çıktım. Tığımda tutuyorum. Tığımda iki tane ipim var. Tekrar tığımın üst ipimi doladım. Yandaki ikili trabzan'a batıyorum. Ondan da çıkıyorum. Ve üçünü aynı anda çıktım bu şekilde. Tekrar tığımın üst ipimi doladım. Yandaki ikili trabzan'a bir. Yanına geçtim. İki. Yanına geçtim. Üç. Yanına geçtim. Dört. Yanına, geçtim dört, yanına geçiyoruz. 5 yanına geçiyorum. 6 tane bakın eksiltmeden sonra 6 tane tek ördüm. Şimdi tekrar bir eksiltme yapıyorum. Bir tane yine çıktım, yanına geçtim. İkinciyi çıktım. Tığımda 3 tane ipim var. 3 ipi de aynı anda çıkarak eksiltme yapmış oldum bu şekilde. Şimdi yanına geçiyorum hemen. Bir tane tek, yanına geçtim. İkinci tekim. Yanına geçiyorum. Üçüncü tekim. Yanına geçtim. Dördüncü tekim yanına geçiyorum 5. tekim. Yanına geçtim 6. tekim. Yine eksiltmeden sonra 6 tane tek ördük. Şimdi yine eksiltme yapıyorum. Bir tanesinden çıktım, yanına geçtim. Yine ilk seferde ilk iki ipten çıktık. Tığımda 3 tane ipim var. 3 ipi de aynı anda çıkarak eksiltmemizi yapmış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde eksiltmelerimizi yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim, eksiltmemi tamamladım. Yine en son sırada, bakın bitirmeden önce yine eksiltme yapmış olmamız gerekiyor. Bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Şimdi yine başta yapmış olduğumuz üç tane zincirin tepe noktasına batıyorum ve sıramı kaydırarak kapatıyorum. Bakın zaten toparlanmaya başladı. Bu şekilde beremiz bakın tepe kısmı bu şekilde olmuş oldu. Şimdi bir sıra daha eksiltme yapacağım. Benim için yeterli gelecektir. Öyle tahmin ediyorum. Siz de ona göre ayarlayabilirsiniz eksiltme sıralarınızı. Şimdi en son altı tane tek bir tane eksiltme yaptık. Şimdi 5 tane tek bir tane eksiltme şeklinde ilerleyeceğim. Birinci tekimi yaptım. Yandakine geçiyorum. İkinci tekim yanına geçtim. Üçüncü tekim yanına geçtim. Dördüncü tekim yanına geçtim 5. tekim şimdi bu şekilde 5 tane tekimi ördüm hemen yanına geçiyorum ilk iki ipten çıktım ipimi tutuyorum tekrar tığım üstü ipimi doladım yandakine batıyorum ipimi çekiyorum ilk iki ipten çıkıyorum tığımda üç tane bu şekilde ipimiz var üçünü de aynı anda çıkarak eksiltmemizi yapmış olduk şimdi tekrardan 5 tane tekimizi örüyoruz 1 2 3 4, 5 tane tekimi ördüm şimdi eksiltmemizi yapıyoruz yine ilk iplikten çıkıyorum tığımda tutuyorum tığ ipimi doluyorum yandaki ikili trabzanın tepesine battım ipimi çektim tığımdaki üç ipi de aynı anda çıkarak eksiltmemi yaptım Şimdi sıra sonuna kadar 5 tane tek bir tane eksit 5 tane tek bir tane eksit şeklinde gelelim. Dediğim gibi bu sıra benim için yeterli gelecektir. Eğer sizin için yeterli gelmediyse bu eksiltme sırası az geldiyse ipinize göre benim ipimden daha bir tık inceyse ipiniz. Bundan sonraki sırada da 4 tane tek bir tane eksiltme şeklinde ilerleyebilirsiniz. Bundan sonraki sıradan bahsediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geleceğim ben. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Dediğim gibi en son 5 tane tek, bir tane eksiltme yaparak sıra sonuna gelmiş oldum. Yine ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. Her zamanki gibi ipimizi burada kaydıracağız ve sıramızı kapatmış olacağız. Şimdi bu aşamada ben başıma denedim. Gayet güzel oldu. Şimdi artık buradaki sık iğne sıralarına geçebilirim. Dediğim gibi şimdi kullandığınız ipler farklılık gösterebilir. Bu sıra size yeterli gelmediyse eksiltme sırası. Bir sıra daha eksiltme yapabilirsiniz. Tekrar edeceğim. Orada da 4 tane tek, bir tane eksiltme şeklinde sırayı tamamlayabilirsiniz. Bakın gayet güzel oldu. Ben başıma yerleştirdim. Rahatlıkla giriyor. Şimdi artık burada sak iğnelerimizi örmeye başlayacağız. Şimdi sıramı kapattıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki bakın ikili trabzanın tepesine battım. ipimi çektim ve sık iğnemi yaptım. Tığımın üstüne ipimi dolamıyorum sık iğne yaparken. Hemen yanına geçtim. Bu şekilde çıkıyorum. Yanına geçiyorum. Battım. Sık iğne mi yaptım? Yanına geçtim. Sık iğne mi yaptım? Şeklinde sıra sonuna kadar hiç arttırma eksiltme yapmadan dümdüz etrafını dönerek tamamlayacağım. Bakın hiç farklı bir şey yapmıyorum. Her gördüğüm ikinci trabzanın tepesine batıyorum çıkıyorum ve bu şekilde sık iğnemi yapıyorum şimdi sıra sonuna kadar gelelim sıramızı tamamlayalım Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın gösterdiğim şekilde her gördüğümüz ikili trabzan tepesine birer defa batarak sık iğnelerimizi ördük. İlk yaptığımız bakın şurada bir zincirim var. Zincirimin tepesine batıyorum. ipimi kaydırıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Yine bu sırada da her gördüğüm sık iğnenin tepesine birer defa batarak sık iğne yapacağım. Şimdi buranın artık uzunluğu tamamen size kalmış. İsterseniz 3 sıra, 4 sıra, 5 sıra kaç sıra örmek istiyorsanız sık iğne sırasını örüp tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde sık iğnelerimizi de tamamladıktan sonra beremizi, şapkamızı bitirmiş olacağız. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar sak iğne sıramı da örüp tamamladım. En son yine kapatma işlemi yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve artık ipimizi burada kesiyoruz. Zaten toplamda da bir yumak kadar ip kullandım. Bakın artan da bu kadar. Bir ip artmış oldu. Şimdi kaç sıra ördüm? Sak iğne sırasından da bahsedeyim. Yine fikir olması açısından şu şekilde baktığımızda toplamda 4 sıra kadar bir sak iğne örmüş oldum. Bu kadar kalınlık benim için yeterli geldi. Şimdi şu kısa kalan ipi de arkada yok ediyorum ve artık beremi, şapkamı tamamlamış oldum. Bakın şöyle de arkada tamamladık başıma denedim gerçekten çok güzel rahat oldu diğer şapkamı da göstermek istiyorum ördüm bakın bunu orta kalınlıkta bir ipti yani bu ipime göre ince bir ipti daha kalın olsun diye iki kat ördüm ve 4 numaralı tığla ördüm bu daha sıkı oldu benim başıma yine aynı e, ölçülerde ilerledim bakın boyutları bile ne kadar fark ediyor O yüzden hep söylediğim gibi ipinize göre ölçülerinizi belirleyin diye bakın ikisini de ben ördüm farklı iplerde kullandım bunda dört buçuk numara tığ kullandım bunda da 4 numara tığ kullandım ipim kalın olmasına rağmen bakın daha sıkı ve bir tık da küçük görünüyor aslında aynı ölçülerde yaptım evet şapkamın yapılışı bu şekildeydi gerçekten hemen hemen bir saate yakın bir sürede şapkalarınızı örüp tamamlayabilirsiniz istediğiniz ölçülerde boyutlarda hazırlayabilirsiniz yapacak olanlar şimdiden kolay gelsin videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.